Selam bebeklerim. Bugün yine test yapıyoruz. Evet. Millet birkaç gün önce yaptığım testte bir abonem dedi ki abla dedi o test her zaman doğru sonuç vermiyor. Bilmem ne sitesinin testi daha doğru sonuçlar veriyor dedi. Bu site o site millet galiba doğru bulduysam bu siteden yapacağız. Ama bu İngilizce. Demin bir baktım şuradan Türkçe'ye bastım ama hala Türkçe olmadı. Tekrar basayım. Olmazsa şey yapacağız ablan. Trans'tan çevireceğim. Altı Türkçe, üstü İngilizce. Nasıl olacak bu? Şuradan şöyle yapacağız o zaman. Şöyle kopyalasak. Buna da ne yazar ki burada ya? Ne bileyim. Önce şeylere şey yapsak. 16 kişilik testi diyor. O diğer yaptığım gibi. Neyse şu sonuçlara şeye bakalım. Teste bakalım. Gerisini çeviririm ben sonra onun. Tutarlı bir rutine ayak uydurursunuz. Tutarlı bir rutin. Yani. Orta mı diyeceğim? Küçük evet diyeyim. Bunun evetleri, yesleri daha farklı. İnandığınız şeyler söz konusu olduğunda size ters düşen birine karşı. Evet millet gene inşaat sesi. Ben nereye gidiyorsam. Ya inşaat sesi, ya velet sesi, ya insan sesi, ya kara sesi, ya araba sesi. Her yerde bir seslerle karşılaşıyorum. Böyle tam sessiz bir eve gittiğimizde ben hiç hatırlamıyorum. Aynen. Hiç hatırlamıyorum. Mezar nicdası. Mezarda çekeceğim. Tövbe tövbe. İnandığınız şeyler söz konusu olduğunda size ters düşen birine karşı inatçı ve kararlı oluyorsunuz. İnandığınız şeyler söz konusu olduğunda. Duruma göre oğlum. Yani evet ama çok inatçı bir insan değilim. Şöyle diyeceğim. Mükemmel bir sorun çözücüsünüz ve derin şeyleri kavramak konusunda şaşırtıcı bir yeteneğiniz var. Her zaman değil, orta. Her zaman elimden gelmiyor. Tek bir konuya konsantre olmakta zorlanıyorsunuz. Ben çok konsantre olmakta zorlanıyorum. Konsantrasyon hemen bozuluyor. Kendinizi planlı bir insan olarak tanır ve kontrolü zorla elinize alırsınız. Yo zorla elime almam. Şöyle yapacağım. Planlı bir insan neyse orta yapacağım. Planlı bir insanla aynı şey polis amca. Dur. Polis amca. Neyse orta yaptık onu. Başkalarına gösterdiğiniz ilgi değeri görmezse üzülürsünüz. Aynen öyle üzülürüm. Gelenek ve zarif vazifeleri çokça değer veriyor. Yok pek değer vermiyorum açıkçası. Geleneklere. Bir kavramı mantığa uygun şekilde tanıyarak ve halihazırda bilinen başka kavramlar arasında karşılık anlarsınız. Yani orta diyeceğim bunu da. Biri de yazmış ki okumaya üşeniyorum kafadan saladım. Deli. Bence okumak daha şey. Daha şey. Güzel oluyor. Deli derken şakasına dedim. Dünyaya açığa çıkarılmayı bekleyen bir olasılıkla silsilesi olarak görüyorum. Evet. Görüyorum. Sık sık öylesine bir yerden çıkmış gibi görünen sonuçlar bulursunuz. Bunlar fark etmek ile ilgilidir. Yo, öyle bir şey yok. Yeni ve heyecan verici gelişimler sayesinde ilerleme kaydedersiniz. Bilmiyorum ya. Azıcık red diyeceğim ona. No. Genelde sezgilerinizin yanlış çıktığını hissedersiniz. Arada. Mükemmel bir yönetme duygunuz ve yeni bir ortamda kendi yolunuzu hemencecik bulma kabiliyetiniz var. Her zaman değil. Orta diyeceğim. Açıklanma karışık olan şeyleri kolaylıkla zihninize tasarlayın. Her zaman yapamıyorum bunu. Bir grup insanı aslında orta yapacağım onu. Orta yapalım. Bir grup insanla iletişim halindeyken güçlü bir birlik duygusu hissedersiniz. Yani bazen. Evet. Argümanınızı desteklemek için sonradan öğrendiğiniz bilgileri argüman ne lan? Orta diyeceğim ne bileyim. Bir soru çözüldüğünde ilk yanıtlayan kişi genelde sizsinizdir. Orta diyeceğim. İnsanlara kendi ihtiyaçlarınızı unutmaya başladığınız ana kadar yardım etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Gizemli ve bilinçaltınızdaki dünyaya kayda değer bir güven besliyorsunuz. Orta. 20. Duygularınız konusunda kendinize sadıksınızdır. Nasıl duygularım konusunda kendime sadık mıyım? Bilmiyorum. Karar veremedim. Kendinizi pratik ve hülyalardan uzak geçici bir birey olarak tanırsınız. Evet. Başkalarının beden dilini okuyarak sohbeti değiştirebilirsiniz. Evet. mal mal hareketleri yapaysa uzaklaşırım. 23. Çevrenizdeki dünyayı tanımlamak için içsel mantık kalıplarını, sistemleri, teorileri kullanırsınız. Yok öyle bir şey yok. Ama orta aslında lan. Detayların içinde bulunan o büyük resmi görürsünüz. O büyük resim bir düşüneyim. Her zaman değil. Hava çok soğuk. Donuyorum. Donuyorum. Ayşe ablanız üşüdüğü zaman böyle morarıyor arkadaşlar. Evet, küçüklükten böyleyim. Kızarıyorum, morarıyorum üşüyünce. Kendinizi dürüst ve güvenilir bir olarak nitelendirirsiniz. Öyleyim. Sosyal uyuma oldukça önem veriyor ve bunu korumak için sık sık yolunuzdan çıkıyorsunuz. Yo öyle bir şey yok lan, yalancı köpek. Kendinizi fikirlerini değiştirmekte isteksiz bir olarak tanımlarsınız. Yani bazen fikrime göre, konuya göre. 28. Doğuştan gelmiş katı ahlak prensiplerine sahipsiniz. Bunlar toplum kurallarına bağımsızdır. Bilmiyorum ki. Orta diyeceğim ona ya. Karar veremedim. Yapmacık insanlar sizi boğar. Evet. Harika bir evet diyişim. 30. Belirsiz ve bilinmeyen şeyler sizi rahatsız eder. Evet. Çok doğru. Kafası dağınık ve unutkan bir olarak tanımlanabilirsiniz. Yani. Evet. Sorunlarınızı tamamıyla kendiniz çözmeye çalışın ve başkalarının çözümlerinden kendinizi soyutlarsınız. Doğru. Bu beni nereden biliyorlar? İletişim esnasında sonuç odaklı ve sadede gelicisinizdir. Evet. Bir önce evet olsun bitsin yani. Ya evet ya hayır. Fiziksel ihtiyaçlarınızı rahatça anlamlandırır ve onlara uygun davranırsınız. Yani evet. Mantık ve doğruya herhangi bir şeyden çok daha fazla değer verirsiniz. Evet. Son derece bireyselsiniz ve benzersizliğiniz bakımından kendinizde gurur duyuyorsunuz. Yani her zaman değil. Geçmişte ya da gelecekte değil. Şimdiki zamanda yaşarsınız. Bu her zaman öyle olmuyor işte. Orta diyeceğim. Bazen geçmişe çok takılıyorum ve bak alnım burada değil burada. Burnum. Burayı tutuyorum. Geçmişte kalıyorum ve bazen çıkamıyorum. Diyorum ki bu ne anasını satayım. 38. Son derece objektif ve bir şeyi olduğu gibi söyleme tarafındasınız. Evet. Yalanı sevmem. Pembe yalanlar duymak istemiyorum. Yalanın renklisi olmaz. Kötü bile olsa direkt söyleyin. Direkt. Şimdiki anıya yönlendirmek için bir tek geçmiş deneyimize güveniyorsunuz. Yo, güvenmiyorum. Aslında orta diyeceğim. Yaşamınız boyunca daima mantığınıza güvendiniz. Her zaman değil. Orta diyeyim buna da. Diğer insanlara sahte veya manipüle edici bir izini bırakabilirsiniz. Hayır lan. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle. Yeni alışılmadık ve ilginç şeylere kapılırsınız. Hayır öyle bir şey yok. Geçmiş tecrübeler ve detaylar olacağı değer biçiyorsunuz. Evet. Başkalarının ihtiyaçlarını anlamak konusunda esrarengiz bir yeteneğiniz var. Evet. Konuşma esnasında konu dışına çıkma eğiliminiz var. Var. Sizin gibi düşünmeyen insanlarla aranızda nahoş bir iletişim geçer. Doğru. Genellikle başkaları tarafından ilgi çekici görülür ve etkili buluyorsunuz. Yo, beni kimse çekici görmüyor. Ben araba mıyım? Ben arabamı çekiyor. Berbat tespit. Berbat de. Gerçek dünyayla doğrudan ilişkili olmayan şeyleri hayal ediyorsunuz bazen. Değişimi hazmetmiyorsunuz. Olaya bağlı. Ne değiştirecek beni? Mesela suratımı mı değiştireceğim? Saçımı mı değiştireceğim? Böyle bir değişim istemem. Ama bazı kararları düşünmem lazım. Her şeyi sorgularsınız. Evet, sorguluyorum. Depresif ya da ağlamaklı bir izlenim verebiliyorsunuz. Bazen. Üzücü bir olayda tabii ağlayacağım. 52. Etrafınızdakilere bilmeden zarar verebiliyorsunuz ve dikkatsiz davranabiliyorsunuz. Olabiliyorsunuz. Yo, öyle bir şey yapmıyorum. Öyle bir şey yapmıyorum. Seni lanet olası. Biriyle yalnız empati kurduktan sonra kendinizi ona yakın hissedersiniz. Doğru. Toplumsal rollere bağlı kalmaktan harfiyen kararsızsınız. Doğru. Anı yaşarsınız. Evet bebek. Birçok farklı projeye başlıyorum fakat çok azına bitiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Başladığım hikayeyi bitirmiştim. Kendinizi diğerleriyle karşılaştırdığınızda dünyada bulunan az sayıdaki iyi insandan biri gibi hissedersiniz. Evet. Gerçek dünyada yaşamaktansa hayalde yaşamayı tercih ediyorum. Her zaman değil. Hayalde yaşamak çok istemem ya. Düşünsene abi. Hayalin içindesin ve bunun hayal olduğunu bildikten sonra bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü gerçek değil. Gerçek olmayan bir şeyi istemiyorum. Ben gerçekleri istiyorum. Gerçek güzel olsun istiyorum. Gerçek güzel. Güzel gerçek istiyorum. Bir ortamın içinde olmaya değer verir ve herkesle kaynaşmak için elinizden gelen en iyisi. Ben evet böyleyim. Risk alan birisiniz. Yo. Risk sevmem. Başkalarının bir iş için harcadıkları çabaları söz konusu olduğunda onları kolay anlarsınız. Evet. Soyut olan şeylere çekiliyorsunuz ve sık sık anlamlar üzerine kafanızı şişiriyorsunuz. Arada yapıyorum böyle çılgınlıklar. Yeni fikirlerinizi iletmek için çoğunlukla metaforlar o ne lan? Ne bileyim tanımıyorum orta diyeceğim. Metafor ne? O kadar çok olasılık görüyorsunuz ki herhangi birini eyleme geçirmek konusunda sorun yaşıyorsunuz. Yo, geçiriyorum. Yeni bilgilerin açıklanmasını yapabilmek için kendi öz mantık sisteminize değişiklikler yaparsınız ve yeni bilgi bununla çeliştiğinde sisteminizi yeniden gözden geçirirsiniz. Hiçbir bok anlamadım. Ben böyle karışık kuruşu kelimeleri sevmiyorum. Bakın bana net olun. Net ve açık olmak lazım. Sizin orta diyeceğim hiçbir bok anlamadım. Bencil ve ben merkezci bir izlenim verebiliyorsunuz. Hayır. Fikirlerinizi başkalarına etmek zorunda arada yaşıyorum. Ama değil. Şu anki deneyimlerinizde geçmiş deneyimler arasında bağlantı kuruyorsunuz. Evet arada yapıyorum. İnsanlarla her zaman nazik ve düşünceli bir şekilde iletişim kurmaya çalışırsınız. Evet. Anlamayla da gumbuzu yumruğu indirmek istiyorum. Gerçeğe ulaşmanın bir tartışmaya kazanmakta daha önemli olduğunu. Evet bebek. Varlığınız bir odada fazlasıyla hissediliyor. Varlığım bilmiyorum. Sormak lazım millete. Kendinize sürekli yeni amaç ve hedef edinirsiniz. Arada yapıyorum. Sırf keyif için bir şey organize etmeyi seviyorsunuz. Bir şey organize etmiyorum. Yaşıyorum. Bir şeyi pratiğe dökmekte isabetli bir hassasiyet ararsınız. Bilmiyorum ki ne bileyim red diyeceğim. Çoğu kez gelecekle ilgili doğru olduğu ortaya çıkan önsizlere ve içgüdülere sahipsiniz. Evet. Orta diyeceğim. Yeni fikirlerinizi aktarmak için çoğunlukla benzerliklerden ve benzemelerden yararlanırsınız. Yani arada ama çok değil. Üstüne çok fazla düşünmeye çalışmadan çevrenizden gelen bilgileri kabul edersiniz. Hayır öyle bir şey yok. Ben dikkat ediyorum. Doğrulara ve verilere herhangi bir şey olduğundan daha çok güvenirsiniz. Orta. Verimlilik ve liyakat söz konusu olduğuna kullanmakta olduğunuz sistemimizi günceleriz. Bilmiyorum bu ne demek? Orta diyeceğim. Anlamlıklarım orta diyeceğim. Önünüzdeki ayrıntılara alışık olduğunuz düzene uyup uymadığını fark etmeye konusunda yeteneksiniz. Yani bazen değilim. Kötüyle iyiyi değerlendirmekte güçlü bir o var evet. Kötüyle iyiyi biraz anlayabiliyorum. Bazı şeyler kelimeleri dökmezseniz bile sadece bilirsiniz. Yes. Estetiğe karşı bir bakış açınız ve hayattaki ince anlamları görmekten zevk olan bir yapınız var. Orta. Birini üzmektense sorunları iyiye yormaya tercih edersiniz. Yani. Üşüdüm. Çoğu zaman problemlerinizi başkaları aşar ama sonuca varmak için kendinizi işin içine kalmaktan çekinmezsiniz. Öyleyim zaten. Kendi bacağıma kendim keserim. Yani misal. Küçük detaylara takılmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Yo arada her zaman değil. Sembolizm, mistizm ve bilmeyen bir şeyler. O ne lan? Mistizm ne oğlum? Ben böyle bir şey bilmiyorum. Ali Rıza Bey duymadığım şeyleri duyuyorum. Algılama sisteminizle uyuşmadığı için bazen yeni bilgiye alışmakta zorlanır. Evet. Bir tartışmaya kazanmak neye gerektiriyorsa onu yaparsınız. Yo bir şey yapmam ki. Boş zamanınızda kendinizi gayetsiz ve beceriksiz de aynen öyle hissediyorum. Beceriksizim. Amaçların araçları haklı çıkardığını düşünen en fikirsiniz. Orta diyeceğim. Hiçbir halt anlamadım. Herhangi bir konuyla çok hevesli bir biçimde ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ta ki artık size sıradan gelmeye başlayıp onlardan vazgeçene kadar. Doğru. Bir şeyleri sırf derinlemesine araştırmak adına derinlemesine araştırırsınız. Yani her zaman bir şey yapmam ki öyle bir şey. Yapmam her zaman. Çevrenizde olanları farkındasınız ve karşınızdaki bir şeyi büyük olasılıkla kaçırmazdınız. Yok değilim. Mükemmel bir figür üreticisiniz. Her durumda ortaya koyacak çok sayıda yok fikrim yok. Başkalarına karşı ya da onları kontrol eden bir izlenim verebiliyorsunuz. Alakam yok. Alakam yok. Ne diyor bu? Şunu çevireceğim. Ben hiç İngilizce'de bir bok anlamıyorum. Şurayı çevirebilir miyim? Evet, şöyle alayım. Kopyala. Transut dedecüm. Şimdi transut dedecümden çevirelim. Ne diyor? Çevirsene be. Canınızı analiz için izin veriyor musunuz? Hayır, vermiyorum. Veremem. Yaşım 24. Karıyım. Bu ne diyor? Şunu da çevirelim. İngilizce bilmeyenler böyle yapacak mecbur. Yani İngilizce bileceğin diye bir kural da yok millet. Ne diyor? Kendinize en çok hangi bilmem ne tipiyle özdeş. O ne lan? Neymiş şu, anlayamadım. Hiçbir bokla eşleştirmiyorum kendimi. Benimki o zaman ne çıkmıştı? Savunmacı mı çıkmıştı? Herhalde şuydu. Bilmiyorum, şunu da bakalım. Savunmacıydı galiba benimki. Ben savunmacıyla şey yapıyorum kendime. O savunmacı mıydı ya? Bir dakika, şuradan bakacağım. Bir dakika. Önceki videoya gidiyorum. Lülülülülü. Ay boynum. Hemen gidip o videoya bakacağım. Benimki ne çıkmış? Savunmacıya ben benzettim kendim aslında ama demişler ki yanlış çıkabilir. Bu değil. Şuymuş. İSFJ'miş o. İSFJ. Aynen, İSFJ'miş o. Savunmacı. Şimdi diğerine bakalım. Şunu çevirelim alttakini de. What? Ne demek o? What? Anneanne satayım. Hepsini kopyalama. Ellerim donuyor soğuktan. Çeviremiyorum. Kopyalayamıyorum. Kendinize en çok... o ne ya? Enegram nedir? Bilmiyorum ki. Nedir o? Bilmiyorum ki. Unsure. Unsure bilmiyorum. Unsure ne demekti? Emin değilim dedim. Ne diyor bu? Şunu da bakalım. Emin değilim kanka. Nesini şey yapayım? Bu ne? Ne diyor? Nereden yapacağız biz bunu? Nereden basacağız biz buna? Bastım. Ne? Ne çıktı lan? Millet bir şey anlamadım ben ha. Bu işin benim sonucum mu? Ne diyor? Sonuç çıktı da diyor ki hiçbir halt anladıysam yine STFJ mi çıktı? Savunmacı mıyım? Anlamadım. Şunların hepsini yapabilir miyim? Bir dakika, şuradan kopyalayacağım. İngilizce bilmek kötü bir şey arkadaşlar. Öğrenin. Benim kafam almıyor. Dışa dönük 26. İçe dönük sezgi 25. Dışa dönük algılama 20. İçe dönük algılama 28. Dışa dönük düşünme 29. İçe dönük düşünme 26. Dışa dönük duygu 31. Ali Rıza Bey. İçe dönüklük hissi 29. Aşağıdakilere bakalım. Hepsini dur şey yapacağım. Nasıl yani, STFC değil miymişim ben? Ne yani, ben o değil miyim? Ben savunmacı değil miyim? Ama ben onu kendime çok benzetmiştim. Ne diyor? ESFJ'miş. ESFJ hangisi la? Allah belanı versin. ESFJ, INFJ. Ben yani ne bokum ben? Kes sesini be. Dur bakayım. Ben hangisiyim lan? Baba. Hangisiyim? Rıza baba. Durun, hepsini kopyalıyorum. Ben ne bok olduğumu bilmiyorum. Sonuç olarak arkadaşlar ne bok olduğumuzu öğrenemedik. Ne diyor? ESPT 46. Bunlar ne? Ben acaba neyim? Dur şunu çevireceğim, dur. 13 year soğut ne lan? Ne 13'ü? Ben 13'ü bitireli yıllar oldu. Bir bok anlamadım. Diyor ki sorumluluk reddi. Sonuçlarınız veri tabanı gönderilmedi. Bunun herhangi bir neden olabilir. Ya veri tabanı şu anda kapalı ve aşırı yüklenmiş. Ve hepsini yaptım testin. Nasıl ya? Ben neyim? Ben ne olduğumu öğrenemedim arkadaşlar. ENF ESFC INFC. Şu diğer test yerine girsek ya, orada yazıyordu kişilik tipleri. Bir dakika. Google amca. Dur. Oradan bakacağım, dur. Dur. Kişilik şeylerine girsek ya. SFC hangisiydi ya? Ama savunmacıyım ben lan. Kişilik tiplerine girebilir miyim? Bir dakika. Bir dakika. Açıl bebekum. Açsana lanet olası. Bak küfür edince nasıl açılıyor. Dur bakayım. ESFC hangisi ya? Bu değil. Benimki hangisi? ESFC'ymiş benimki. Şu mu? Ne yani, ben konsül müyüm? Ben konsülmüşüm. INF'ymiş bir de. INF hangisi? INF çıktı. ESC çıktı. INFC mi o? He, INFC, ESFC, STC. STC de varmış. Savunun bak diyor ki sessiz ve mistik fakat halen ilham verici ve yine yılmaz idealistler diyor. Bu oğlum, bu 16 kişilik testi olan yer daha doğru çıkarmıştı. Bu diğeri yabancı olan bir bok bence çıkaramadı. Konsül ne ya? Ben konsül olamam. STC. O yok galiba. Ne demek konsül ya? Ne demek konsol? Ne demek ünite? Ben konsülmüşüm. Bir de savunucuymuşum. Ben daha çok savunmacıyım. Olamaz Ali Rıza Bey ya. Hürlü hürlü. Analiz. Bastım. Ne diyor? ESFC'ymişim gerçekten. Nasıl oluyor bu Ali Rıza Bey? Ama Ali Rıza Bey böyle bir şey olamaz. Ben ESTC nasıl konsülüm ben ya? Bir dakika, anlamadım. Cidden hiçbir bok anlamadım. Konsülüm galiba, ben anlayamadım. Benimki hangisi? ESFC'ymiş. Yani bu. Konsül. Cidden yani. Böyle surat ifadesi. Millet, ben hiç böyle halt anlamadım ama ESFC çıktı. Diğer tarafta savunmacı çıkmıştım. Burada konsül çıktım. Konsül olamam ben ya. Popüler değilim ki ben. Sosyal ve popüler değilim. Ali Rıza Bey bu yabancı site yanlış çıkardı bence. Her neyse hamsiler. Bu da böyle bir videoydu. Test yaptık. Arkadaşımız dediği için buradan yaptım ama bence burası asıl bilemedi. Bu doğru çıkarıyor dedi ama değil. Bence diğeri daha doğruydu. Kabullenemiyorum. Evet, kabullenemiyorum. Her neyse hamsiler, yine böyle test isterseniz yaparım. Birkaç kişi yazmış bu tarz videoları seviyorum diye. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.